Tamıştı. Enflasyonun da çok iyi bir rotada olmadığı o rakamlardan belliydi ve şimdi de işsizlik oranlarındaki bu artış, emek kesimi oldukça hareketli, grev kararları peşi sıra alınıyor birçok sektörde ve işçi ve emekçi hareketi 2013 yılında alanlarda başlamıştı. Bundan sonraki yol haritasını ve rotayı da çok değerli bir isimle değerlendirmeye çalışacağız. Sayın Kani Beko stüdyomuzda, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı. Sayın Başkan, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. DİSK'te yeni dönemin hayırlı uğurlu olması temennisini iletelim. Genel Başkan olarak bayrağı siz teslim aldınız. Bu arada hemen hatırlatırım sevgili seyircilerimize. Geçen hafta içinde de duyurmuştuk. Sizi Ankara stüdyomuzdan ağırlayacaktık. Evet. Hatta pazar günü yine kanalımızın bir başka programı da sizi ağırlamak istedi ama geçtiğimiz hafta içinde yaşadığımız siber saldırı özellikle bu kablo hattımızda ciddi bir sıkıntı yarattığı için o yayınları gerçekleştiremedik. Bütün bunlara rağmen İstanbul stüdyomuza bizi kırmayıp katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda özür diliyoruz yaşanan aksilikten dolayı. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, diskten başlayalım. Yeni dönem nasıl olacak onun ayrıntılarını alacağız ama birçok başlık var tabii ki. Evet. Özellikle taşeronlaşmayla başlayan eylem hareketliliği adeta yurdun dört bir tarafına yayılmış durumda. Sağlıkta, kamu kurumlarında ve bu anlamda gerçekten çok da Türkiye'nin ya da Cumhuriyet Kurumu olarak nitelendirebileceğimiz birçok yapının içinde çok fazla bir ses ve haykırış var. Peşinde ekonomide yaşanan sıkıntı, kıdem tazminatlarının için yaşanan durum, bilmediğimiz, görmediğimiz çok yerde de eylem olduğu da zaman zaman haber merkezimize yansıyor. Bütün bunları sizinle değerlendireceğiz. Ama önce DİSK diyelim. Genel Başkan olarak DİSK'te yeni dönemi nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl bir yol haritanız var? Şimdi öncelikle Devrimci Sendikalar Konfederasyonu kurulduğu tarihten bugüne kadar vermiş olduğu bu mücadele ekseninde biz mücadelemize bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi önümüzde tabii öncelikle 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü var. Biz 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü öncelikle Türkiye işçi sınıfına, dünya emek hareketine yakışan bir 1 Mayıs olmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Bir de bizim özellikle Taksim konusunda 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü 77 yılında kutlamalar yapılırken o dönem faşist katiller tarafından 36 arkadaşımız katledildi. Bu 36 arkadaş anısına Taksim bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu katillerin bulunması ve adalete teslim edilmesi mücadelesi de tabii ki bizim için önemli. Ondan dolayı Devrimci Sendikalar Konfederasyonu 1 Mayıs'ın Birlik Dayanışma Mücadele Günü'nün öncelikle Taksim, daha sonra tüm alanlarda yan yana, omuz omuza birlikte kutlamaktan yana olduğumu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi taşeron meselesine gelince 4857 sayılı yasa çıkarıldığı dönemlerde biz DİSK olarak yürüyüşler yaptık, mitikler yaptık. Bu 4857 sayılı yasanın çıkmaması için elimizden geleni o dönemlerde yapmıştık. Fakat maalesef bu yasa çıkartıldı. Şimdi yasa ne diyor? Yasa şunu söylüyor. Diyor ki iş yerlerinde kamusal teşekkürleri ve belediyeleri kendi imkanlarıyla yapamadıkları, yani teknik, teknoloji, bilim gerektiren hizmetlerle ilgili hizmet satın alabilir. Şimdi bu böyle o dönemlerde geçmişti ama daha sonra bu taşeronlaşmanın yolunu açınca, siz de hatırlarsanız daha sonra kamu yönetimi temel kanunu çıkmıştı. Şimdi kamu yönetimi temel kanunu çıkarıldıktan sonra Türkiye'de ne kadar devletin içerisinde kadrolu, deneyimli, tecrübeli, birikimli işçiler varsa bunlar buralardan çıkartıldı. İşsizler ordusuna bu arkadaşlarımız atıldı. Evet. Şimdi bunların yerine taşeron işçileri, yani AKP hükümetinin genelde yandaşları olan taşeronlara buraları teslim edildi. Şimdi bu taşeron sistemi bir, kamusal teşekküllerinde var. İki, belediyelerde var. Üç, reel sektörde de var. Yani şirketlerde de var. Baktığımızda şimdi bu yasa
çıkarıldığı günden bu yana iş yerlerindeki iş kazaları iş cinayetlerine dönmüş. Tam 11 bine yakın işçi arkadaşımızı biz bu iş yerlerinde kaybettik. Ve geçen gün yapmış olduğumuz üçlü danışma kurulunda bakanın kendisine de söyledim. Siz eğer bu çıkarmış olduğunuz 4857 sayılı yasayı siz çıkardınız. Bunu siz kaldırmazsanız önümüzdeki dönemde 11 bine yakın yine işçi arkadaşlarımız bu iş yerlerinde iş kazalarında bunlar ölecekler. Neden? Çünkü madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda ve belediyelerde çok riskli olan iş yerlerinde bu arkadaşlarımız asgari ücrete çalışıyorlar. Bunların büyük bir bölümünün maalesef sendikaları yok. İş güvenceleri yok. Bir de asgari ücretle çalışan bu arkadaşlarımızın zaten insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını ailesinde giderebilecek bir maaşları da yok. Bu arkadaşlarımız sıkıntı içerisinde. Hatırlarsanız madenlerde vefat eden arkadaşlarımız vefat ettikten sonra oralara bakanlar gitti, timsah gözyaşları döktüler. Daha sonra da bazı işte maden yöneticileri de oralara gitti. Şimdi evet bunlar buralara gitti gitmesine ama tedbir olarak da bir genelge çıkardılar. Madenlerin işte genel yönetmeni ve genel müdürü dedi ki biz bundan sonra asgari ücretle çalışan taşeron işçisi eğer 2013 yılına kadar borçlarını kapatmazlarsa borçlu olan taşeron işçisini işten atacağız. Düşünebiliyor musunuz siz? Yani almış oldukları tedbire bakın. Zaten sonuç itibariyle baktığımızda 740 lira maaş alan bu arkadaşlarımızın ev kirası, çocukların eğitimi, mutfak masrafları ve sonuç itibariyle biraz evvel söylediğim insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilmek için TÜİK'in getirmiş olduğu bir açlık sınırı var. Açlık sınırı 1000 liranın üzerinde. Yoksulluk sınırı 3000 liranın üzerinde. Siz böyle bir süreç içerisinde madenlerdeki genel müdür eğer asgari ücretle çalışan işçilerin borçları devam ediyorsa biz onları kesinlikle yıl sonunda iş aktiflerini feshedeceğiz. Aldıkları tedbire bak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi taşeron işçisi sendikasız. Taşeron işçisinin iş güvencesi yok. Taşeron işçisinin büyük bir bölümünün sigortası bile yok. İnsan vücudunda bir kanser kisi gibidir. Bizim yapacağımız tek şey bu kanser kisini vücuttan kesip atmak. Yani giderek AKP hükümeti çıkarmış olduğu bu yasa döneminden günümüze kadar sanki bir taşeron cumhuriyeti kurmuş gibi. Türkiye'nin birçok kamu istihdam teşekküllerinde taşeronlar var. Belediyelerde taşeronlar var. Önümüzdeki süreçte zaten bizim 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü'yle ilgili hazırlamış olduğumuz afişin ana manşeti bu ülkede AKP hükümetinin kurmuş olduğu taşeron cumhuriyetini biz yıkacağız. Bununla kararlıyız. Ve bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçte tüm iş yerlerinde taşeron çalıştıran iş yerlerinde bu arkadaşlarımızla birlikte biz mücadelemizi vereceğiz. Şimdi bir başka şey, siz de biliyorsunuz. Buyur. Toplu iş ilişkiler yasası. Evet. Biz toplu iş ilişkiler yasası çıkarıldığı dönemlerde kıyametleri kopardık. En son konfederasyonları da çağırdık. Güç birliğindeki arkadaşlarımız geldiler. Dedi ki bu toplu iş ilişkiler yasası önümüzdeki dönemde sendikaların yok olma yasasıdır. Bu toplu iş ilişkiler yasası bu meclisten çıkmaması lazım. Eğer çıkarsa önümüzdeki dönemde yapılan hesaplar ortada. Tam 5 milyona yakın işçi. Önümüzdeki dönemde sendikalı olsa bile 5 milyon işçi toplu iş sözleşme yapacak sendika bulamayacak. Ne olacak peki? Bu sendikalar kapanmış olacak. Şimdi baktığınızda AKP hükümetinin bu konuyla ilgili görüş ve düşünceleri, programı ne? 2013 yılbaşında 5 milyona yakın asgari ücretin aylık ve yevmiyesine
zamları kim belirledi? Hükümet. Asgari ücret tespit komisyonu. Son darbeyi kim yaptı? Sayın Başbakan yaptı. Şimdi Başbakan dedi ki asgari ücretle çalışan bu işçilerin yevmiyesine 1 lira yeter. Maaşlarına da 30 lira yeter dedi. Yapılan zam öyle. Peki şimdi önümüzdeki dönemde biraz evvel sözünü ettiğim 5 milyona yakın işçi toplu iş sözleşme yapacak sendika bulamazsa 2018 yılında tam 10 milyonun üzerinde asgari ücretle çalışan işçilerin yevmiyesine de maaşına da Sayın Başbakan kendisi karar verecek. Yani 2013 yılında şunu bana göre anlatmakta fayda var. Buyur. Madenlerdeki çalışan asgari ücretler, işçiler, tersanede çalışan asgari ücretli işçiler, inşaatlarda çalışan arkadaşlarımız, belediyelerde, park bahçelerde, fenişlerdeki çalışan arkadaşlarımız ve onun dışında tüm Türkiye'de nerede iş yerleri varsa, nerede istihdam açıldıysa buralarda çalışan asgari ücretli arkadaşlarımızın yevmiyelerine Başbakan 1 lira zam yaptı. Yani 2018 yılında da eğer biz bu barajları parçalayamazsak, bu barajları barajlara rağmen örgütlenemezsek, barajlara rağmen sendikal olup toplu iş sözleşme yapamazsak 2018 yılında 10 milyon üzerinde çalışan asgari ücretli arkadaşlarımızın yevmiyesine ve maaşına zammı kim verecek? Başbakan verecek. Yani emeğe bakışı, işçiye bakışı AKP hükümetin belli. Ondan dolayı biz önümüzdeki süreçte başta diske bağlı sendikalar biraz evvel ne yapacaksınız dediniz. Biz şunu yapacağız. Bizim bugün 5 tane sendikamız barajların üzerinde. Ama önümüzdeki dönemde yani 2018 yılında en az 15 tane sendikamız, 15'e yakın diske bağlı sendikamız bu barajları biz parçalamak zorundayız. Bu barajları aşmak zorundayız. 2018 yılında biraz evvel sözünü ettiğim 5 milyon değil, en azından 5 milyon üzerindeki arkadaşlarımızı sendikalı yaptıktan sonra bunlarla ilgili biz toplu iş sözleşme yapmak zorundayız. Bu arkadaşları örgütlemek zorundayız. Başka çaremiz yok. Bakın biraz evvel siz haberlerde ithalatla, ihracatla, cari açıkla bir şeyler söylemeye çalıştınız. Şimdi 2012 yılında 150 milyar doların üzerinde Türkiye ithalat yapmış. 150 milyar doların üzerinde yapmış. İthalat yapmışlar. TÜİK'in bu konuyla ilgili açıklamaları var. Raporları zaman zaman ben de okuyorum. Evet. Diyor ki TÜİK 150 milyar doların %25'ini kıssak, yani biz kendimiz üretsek üretebildiklerimizi, buyurun 1 milyon işse iş. Ama işin kolayını bulmuştuk. Çin üretecek, İngiltere üretecek, Fransa üretecek. Yani işte emperyalist ülkeler üretecek. Türkiye'deki insanlar bu ülkeden ürettiklerini tüketecek. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Yani biz üretebildiğimizi üretmeliyiz. Yani üretebildiklerimizi biz eğer üretebiliyorsak, üretemediklerimizi de ithal edersek, Türkiye'de biraz evvel işsizlikle ilgili 5 milyon üzerinde dediniz. 5 milyon üzerinde işsiz olmaz. Olmaması da gerekir. Şimdi bir zamanlar kotalarla ilgili biz yürüyüşler yapmıştık, mitikler yapmıştık. Siz benim hatırladığım kadarıyla pardon, siz de haberler yapmıştınız. Biz o zaman dedik ki bu kotalar eğer uygulanırsa en az 2 milyon, 3 milyon köylü arkadaşımız motorlarını, traktörlerini kitleyecek ve şehirlere gelecek demiştik biz. O zamanlar net söylediğimiz buydu, disk olarak söylediğimiz. Daha sonra ne oldu? Pamuğa kota geldi. Tekstilde kriz başladı. Pancara kota geldi. Şeker fabrikaları satış için tabii girişimlerde bulundular. Tütüne kota geldi. Daha sonra tekeldeki yaşananları hep beraber gördük. Ben söylemek istediğim bu kotalar gündeme geldiğinde biz birçok yerlerde yürüyüş yaptık. Ve köylü arkadaşlarımıza anlattık. Dedik ki biz bu kotalara karşıyız. Siz de karşı çıkın. Eğer siz kotalara karşı gelmezseniz köylü arkadaşlarımız üretecek
üretecek iş bulamazlarsa aç kalacaklar. Ve o gün bakın hesaplara tam 3,5 milyon köylü köylerinden kentlere geldi. Ve bu arkadaşlarımız, hani bir tabir var bizim halk arasında, ne iş verirsen yaparız abi. Şimdi ne iş verirsen yaparız abi, çünkü mecbur. Yani köyden şehire gelmiş. Ne yapacak? Çocukları varsa, ailesi varsa, bunları geçindirmek durumunda kalmışlarsa, bu arkadaşlarımızı çok riskli iş yerlerde çalıştırdılar. Çok riskli iş yerinde çalışan bu arkadaşlarımız iş kazalarında öldü bu arkadaşlarımız. Yani ben Samsun'a gittim. Samsun'da iş kazasından dolayı 7 arkadaşımız ölmüştü hatırlarsanız, madenlerde ağır bir kapak altından. Ben kendim gittim, inceledim. Şimdi devletten taşeron bir ihaleyi almış. Tamam. Daha sonra ihaleyi alan taşeron bir başkasına vermiş. Bir başkası da diğerine vermiş. Düşünebiliyor musunuz yani? Şimdi orada çok riskli bir işi üçüncü taşeron, deneyimsiz, tecrübesiz, birikimsiz işçiye bunları yaptırırken 7 arkadaşımız orada iş kazasına vefat etti. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi bu kotalardan bahsetmişken, daha sonra ne oldu bu kotalar çıkarıldıktan sonra? Bir kere tekstilde çok büyük bir kriz yaşadık. Evet. Daha sonra tekel. Şimdi tekeldeki işçi arkadaşlarımız durumları, tekelin verdiği bir mücadele vardı, tekelin vermiş olduğu bir kavga vardı. Tekel işçisi gerçekten Türkiye'ye örnek oldu. Çok büyük direnişler yaptılar. Fakat sonuç itibariyle tekelin binaları Cumhuriyet tarihinde sonra kurulmuş, bizim işçiler açısından kale dediğimiz bu yerler kendi yandaşlarına arsa fiyatına satıldı, tekel binaları. Daha sonra ne oldu? Tekel işçi arkadaşlarımız işte 4A veya diğer kategorilere koydular. Diğer iş sahalarına bu arkadaşlarımızı kaydırdılar. Şimdi tekel yok. Daha sonra şeker fabrikaları da bu şekilde satışı için gündeme geldi. Şeker fabrikalarındaki çalışan arkadaşlarımız da bir bölümü işsizler ordusuna katıldı. Neden? Pancara kota geldiğinden dolayı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir kriz toprakta başlıyorsa, daha sonra toprakla bu kriz bitmiyor işte. Eğer toprakta üretilen şey, siz de biliyorsunuz ki yarın fabrikalara gelecek. Fabrikalarda bunları işler işleyecek. Daha sonra da buradan ihracat yapacağız. Ama bugün geldiğimiz noktada bu kotalardan dolayı biz artık ihracat yapamaz konuma geldiğimiz için bugün Türkiye'de 5 milyonun üzerinde maalesef işsizler var ve işsizler ordusu giderek, eğer bu anlayış, bu AKP anlayışı bu şekilde devam ederse, bize göre büyüyüp işsizler ordusu Türkiye'nin her tarafını saracak. Tablo böyle. Bize göre böyle. Evet. Esasında bütün bu süreci özetlerken çok da sürecin önümüzdeki perdesine ilişkin olarak da çok önemli birkaç ifade oldu. Çünkü bu son süreçte çok çarpışıyor. Birlikte mücadele ya da birlik olma vurgusu Sayın Başkan. Özellikle işçi ve emekçi kesime yönelik bunca ağır bir anlamda saldırıya ilişkin olarak yeterince tepki verilemediği ya da tam bir bütünlük içinde hareket edilemediği olgusu kamuoyunca tartışılıyor. Buna ilişkin yorumunuz ve değerlendirmeniz nedir ve bu anlamda bir çağrınız var mı? Var tabii. Şimdi siz de biliyorsunuz devrimci sendikalar sendikasının kuruluş tarihinde ilkeler belirlenmiş. Biz partilerden bağımsız olarak kurulmuştuk. Sermayeden bağımsız olarak kurulmuştuk. Devletten bağımsız olarak kurulmuştuk. Yani bizim ilkemiz şu. Particiler particilik yapsın. Sendikacılar sendikacılık yapsın. Dernekler derneklicilik yapsın. Ama tabii ki işçiler siyasallaşsın. Yani işçilerin emekten, demokrasiden, insan haklarından, barıştan, kardeşlikten, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olan partilerin içerisinde tabii siyaset yapsınlar. Yapmamaları ayıp. Ancak şurada şunu söylemeye çalışıyorum. Buyurun efendim. Biz sendikayız. Bizim öncelikle ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını işçi arkadaşlarımızın ve kamu çalışanların korumak, kollamaktır birinci derecede bizim görevimiz. Ama biz bunu söylerken şimdi baktığımızda sabah gazeteleri açıyorsunuz.
Bir bakıyorsunuz ki Türkiye'de 300 bine yakın üniversitelerden mezun olmuş öğretmen arkadaşlarımızın ataması yapılmamış. Ve ataması yapılmadığından dolayı 50'ye yakın arkadaşımız intihar etmiş. Bir başka şey, akşam kafasını yastığa koyan bugün Türkiye'de 1 milyona yakın insan aç. Aç yatıyor bu insanlar. Bunlar yapılan istatistiklerde, verilerde var bunlar. Şimdi 1 milyon insan burada aç yatıyorsa, bazı gençlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız sokaklara çıkıp parasız eğitim istediği için cezaevlerine atılıyorsa, parasız sağlık istedikleri için sendikalar operasyon yapılıyorsa, ki bize de böyle bir operasyon yapıldı, siz de biliyorsunuz. Evet. Bundan bir ay önce bir şahsı arıyorlarmış. Gece saat 03'te bizim sendikamıza baskın yapmışlar. 46 tane kapımızı kırmışlar. Genel sendikasının bütün kapıları paramparça. Sonuçta aramışlar, bakmışlar. Orada kimseyi bulamamışlar. Peki siz bize haber verseniz, sendikamızın girişlerinde bekçiler var. Sendikamızın yukarıdan aşağı her yerde personel var. Sabah 8'de arkadaşlarımız geliyorlar. Zaten bütün daireleri açıyorlar. Siz bize haber verin. Aramak istediğiniz kişiler varsa biz kapıları açar. Yani size sonuna kadar sendikamızı açarız. Ama mesele o değil. Mesele o değil. Mesele şu. Bugün AKP hükümetine karşı siz toplumsal muhalefetin içerisinde bir demokrasi gücü olmak istiyorsanız, yani eğer siyaset yaparken AKP'ye karşı da yani bir şeyler söylüyorsanız, gideceğiniz yer cezaevi. Eğer sendikacıysanız, şimdi biraz evvel söyledim, yani 1 milyona yakın insan geceleri aç yatıyorsa, 5 milyonun üzerinde işsizler varsa, öğrenci arkadaşlarımız cezaevine atılıyorsa, yani bu ülkede tabii ki diskin de söyleyecek bir şeyleri vardır yani. Şimdi sadece işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını korumak, kollamak değil. Eğer biz bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkenin sorunlarıyla bizim de ilgilenmemiz gerekir. Yani bugün başbakan çıkıyor diyor ki bu ülke toprakları NATO toprakları diyor. Yani siz şimdi bu ülkenin insanı olarak başbakan bu ülke NATO toprakları dediğinde, eğer siz başbakana karşı, hükümete karşı eğer söyleyecek bir söz bulamıyorsanız, o zaman siz hem AKP hükümetine hem de başbakanın bana göre ortağısınız. Yani söylemek istediğim şey şu, söylemek istediğim, bugün gazeteci arkadaşlarımız, şimdi gazeteci arkadaşlarımıza bakın, yüzün üzerinde arkadaşlar cezaevinde, Silivri cezaevinde. Yani bu insanlar bugün yanlış giden hükümetin bir takım çalışmalarla ilgili yani eleştiri yapamaz konuma geldiler. Eğer siz eleştiri yapacaksanız, hükümete karşı muhalefet yapacaksanız, gideceğiniz yer işte cezaevi. Yani böyle bir ülkede biz devrimci sendikalar, konfederasyon olarak kesinlikle biz susamayız. Bizi de kimse susturamaz. Yani bu yapılan operasyonlar öncelikle genel sendikasını ve diske bağlı sendikaları ve diski susturma operasyonlarıdır. Ama hiç kimse bu konuda kuşkulanmasın. Siz hatırlarsanız 1970 yılında disk toplu iş sözleşme konularında devre dışı bırakılabilmek için, yani sendikal hayatın dışına diski çıkarabilmek için, o dönemin meclisteki Adalet Partisi antidemokratik bir yasa teklifi vermişti. Daha sonra önce disk üyeleri, sonra Türkiye'deki demokratlar, sosyalistler, sosyal demokratlar ve disk dostları ayağa kalktılar. 15-16 Haziran'ı yarattılar. Diski devre dışı bırakamadılar yani. Şimdi 12 Eylül o faşist junta döneminde bizim mal varlıklarımıza el koydular. Bizimle beraber Türkiye'de demokrasi, insan hakları adına kurumlar, kuruluşlar, yani kim ne mücadele verdiyse hepsi kapatıldı. Ben o dönemi yaşayan insanlardan bir tanesiyim ben. Tabii haksızlık etmemek lazım. Sadece disk değil. Disk değil. Diskin dışında da Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren tüm kurumlar, kuruluşlar, işte yayın yapanlar, şiir okuyanlar, herkes o zamanlar cezaevine gitti. Bizim önder ve liderlerimiz cezaevinde tam 4,5 yıl kaldılar. Evet. Sonuçta çıktıktan sonra zaten temiz insanlardı. Mahkeme
kararlarına baktık. Mahkemelerde hiçbir şey çıkmadı. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Buyurun. 12 yıl sonra disk tekrar açıldığında mal varlıklarına el konmuş. Aileleri paramparça olmuş. Yani o günkü koşullarda disk yöneticileri durumu perişan. Ama 12 yıl sonra disk açıldıktan sonra 82 anayasası döneminde çıkartılan 2820 sendikalar, 2822 grev ve lokal yasaları incelediyseniz ki sizler bunları biliyorsunuz, diskin bir daha ayağa kalkmaması üzerine kurulmuş yasalar bunlar. Nedir bu, bunlar? Dünyanın hiçbir ülkesinde, üçüncü dünya ülkelerinde yok böyle bir şey. Önce bir işçi A sendikadan B sendikaya geçerken notere gidecek, noter ücreti yatıracak. İş kolu işte barajını geçeceksiniz, iş yeri barajını geçeceksiniz. Ondan sonra siz bu ülkede bir iş yerine toplu iş sözleşme yapacaksınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ama biz inandığımız için, biz işçilere güvendiğimiz için sonuç itibariyle biz 45 gün içerisinde bu barajları yaktık, yıktık ve başta genel sendikası olmak üzere diske bağlı sendikalarımız toplu iş sözleşme yapma yetkisini elde ettiler. Şimdi önümüzde tekrar üçüncü bir perde var. Yani üçüncü bir perde AKP hükümetinin çıkarmış olduğu toplu iş ilişkiler yasası. Bu ilişkiler yasasını da biz parçalayacağız. Bu toplu iş ilişkiler yasasını da altın üstüne getireceğiz. Neden bunu söylüyorum? Biz çünkü bu davaya inanıyoruz. Yani bu biz önümüzdeki süreçte işçi arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi en iyi şekilde organize edeceğiz, örgütleneceğiz. Çünkü biz kuruluş tarihimizde devletten icazet almadık. Disk alanlara mı çıkıyor yani? Çıkacak tabii. Şimdi kuruluş tarihimize siz bakacak olursanız biz zaten kurulurken devletten icazet almadık. Biz hükümetten de icazet almadık. Yani bugün ne devletin desteği var ne de hükümetin desteği var. Sadece ve sadece diske bağlı sendikalarımızın ve devrimci sendikaların konfederasyonun destek aldığı işçiler var. İşçi arkadaşlarımız var. Onlar ne derse, onlar bize hangi konuda nasıl yürümemiz gerektiğini söylüyorlarsa biz onlarla birlikte yan yana, omuz omuza birlikte ne gerekiyorsa yapacağız. Çok önemli yine söylediğiniz notlar var. Hele şunu da birkaç cümleyle ifade etmek lazım. Hava işin, Çaykur'un, demiryolu işçilerinin, şeker işçilerinin, yine taşeron işçilerinin eylemlerinin hız kazandığı bir süreçti. Geçtiğimiz sefer madenciler mitingi, Lüleburgaz emekçi mitingi, Şişecam'ın yine hemen yılın başında gerçekleştirdiği eylem vardı. Gündemin önemli başlıkları atanamayan öğretmenler ve birçok başlıkta disk bundan sonra o hamle içinde bu zamana kadar olduğu gibi yine yanlarında olmaya devam edecek mesajını algıladım. Önemliydi. Buyurun. Bir de şeyi unutmayalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet. İBB'de. 2000 yılından bu yana biz asgari ücretle çalışan işçi arkadaşlarımızı biz örgütledik. İzelman'da 7000'e yakın işçi arkadaşımız çalışıyor. İz Enerji şirketinde de 3000 arkadaşımız çalışıyor. 10.000. Biz genel sendikası olarak bunları örgütledik. Şimdi İzelman'da biz yapmış olduğumuz toplu sözleşmeler sonrasında asgari ücretin 3 veya 4 katı maaş alıyor bu arkadaşlarımız. 4 tane de ikramiye alıyor İzelman'daki çalışan arkadaşlarımız. Bir de sosyal hakları var. Şimdi biraz evvel siz taşerondan söz ettiniz ya. Evet. İzelman bir anlamda taşeron bir şirket. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin sermayesi olduğu bir şirket. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar İzelman'dan hizmet satın alan bir şirket olduğundan dolayı bugüne kadar bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi geçen ay yapılan ihalede dışarıdan gelen bir şirket ihaleyi kazandı. Ve 650 işçiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki ben 650 işçiyi işten atacağım. Yani hem ihaleyi alan dışarıdan gelecek 650 işçiye hem de benim İzelman'da çalışan 650 işçiye iki tarafı da maaş veremem diyor kendisi. Şimdi biz 18'inde İzmir'de çok büyük bir miting yapacağız. Ayın 18'inde çok büyük bir 18 miting Nisan yapacağız. Değil mi bu arada? Evet 18 Nisan'da çok büyük bir miting yapacağız. Belki 50 belki de 100 bin kişiyle bir miting yapacağız. Yani burada sesleniyorum. Biz İzelman'da örgütlü ve yetkili bir sendikayız. İzelman'daki çalışan işçi arkadaşlarımızın işi ekmeğiyle ilgili
geleceğiyle ilgili kesinlikle kesinlikle hiç kimsenin kötü bir karar almasına izin vermeyeceğiz. İzin veremeyiz. Peki. Yani o 650 arkadaşımız iş akit fes olursa, bu arkadaşlar işten atılırsa biz İzmir'de işçi arkadaşlarımızla görüşeceğiz, konuşacağız. Ne gerekiyorsa İzmir'de onu yapacağız. Bunun uyarısını da 18 Nisan'daki eylemde gerçekleştireceğiz. Aynen diyorsunuz. Doğru. Bu da sizin biraz evvel söylemiş olduğunuz bu taşeron sisteminin de bir parçası. Bir parçası. İşte. Hep evet, böyle oldu değil mi? Diğer belediye alanlarına da baktığımızda dışarıdan bu tip alımlarla bir şekilde yerleştirilmeye çalışıldı. Evet, bir cümle daha bu konuyla efendim. İlgili. Eğer bu 4857 sayılı yasa çıkarılmamış olsaydı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışan bütün arkadaşlarımız kadrolu işçi olarak şimdi işlerine devam edecekler. Bunun sadece bunlar kaldırsın. Değil. Yani kamu istihdadi teşekkülleri de böyle. Tüm belediyeler ve şirketler de böyle. Eğer bu AKP hükümeti 4857 sayılı yasayı çıkarmamış olsaydı bugün bu arkadaşlarımız buralarda kadrolu işçi olarak çalışmaya devam edeceklerdi. Bunun özellikle altını çiziyorsunuz. Bu beladan bizim kurtulmamız Doğru. lazım ve ondan dolayı önümüzde 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü'nde ana tema olarak yazdığımız tek şey var. AKP hükümetinin kurduğu taşeron cumhuriyetini biz yıkacağız. Başka çaremiz yok. Başka çare yok. Son 1,5 dakika içindeyiz. Emekçi kesimi bu yeni anayasa vesaire tartışılıyor. Bir beklentisi, bir iyi niyeti var mı bu yasaya, yeni anayasaya bakış açısında? Bir ümidi var mı? Emekçi kesimin çok önemli bir temsilcisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz siyasal gündemdeki bu işte açılım, anayasa vesaire sürecini? Ya şimdi biz tabii bu konuyla ilgili sokaklarda yaşasın işçilerin birliği, altların kardeşliğini söylerken biz bunu yüreğimizle söylüyoruz. Ya bu ülkede gerçekten artık barış tesis edilmeli. Yani bu topraklar kana doydu. Bu barış kesinlikle olmalı. Ancak baktığımızda şimdi geçmişte bir anayasa tartışmaları vardı. Evet. Anayasa tartışmaları döneminde devlet bakanları ve sorumlu bakanlar diske geldiğinde ben de oradaydım. Şimdi biz de konuyu ciddiye aldık o dönemlerde. Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa hazırladık ve kendilerine sunduk. Ben şimdi evet. size soruyorum. Buyur. Peki 2 yıldan bu yana anayasa tartışmaları devam ederken AKP hükümetinin ben şahsen bugüne kadar nasıl bir anayasa istediğini gerçekten ben bilmiyorum. Bir de bu barış konusunda şimdi AKP hükümetinin barışla ilgili net bana göre bir görüşü yok. Şimdi taşın altına koyalım. Barış önemli bir şey. Yani barışın olmadığı yerde çiçek bile açmaz. Barışın olmadığı yerde sevgi, saygı, kardeşlik olmaz. Tabii ki barış olmalı. Ama önce AKP hükümeti nasıl bir barış istediğini ortaya net bir şekilde konacak. Eğer gerçekten burada taşın altına elimizi koyacaksak hangi taşın altına nasıl koyacağımızı bizim bilmemiz gerekiyor. Bu iki, bir üçüncüsünü söyleyeyim. Buyurun. Öncelikle AKP hükümeti mecliste 550 tane milletvekili var. Ne yapmak istediğini net bir şekilde mecliste anlatacak, nasıl bir barış istediğini, bunun adresi bana göre Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada milletvekilleri var. Milletvekilleriyle bunlar görüşülecek, konuşulacak, tartışılacak. Sonuç itibariyle yani halktan hiçbir şey gizlememek lazım yani. Bunu gençler de bilmesi lazım, işçiler de bilmesi lazım, köylüler de bilmesi lazım. Yani Türkiye'de eğer 75 milyon insan var ise, bu 75 milyon insan barışacaksa AKP hükümetinin ne yapmak istediğini herkesin bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bugün bizim bildiğimiz bir şey yok. Dolayısıyla bir iyi niyet konusunda bir soru işaretimiz var. İşte biraz evvel söyledim. Yani anayasa konusunda neden birçok kurumlar, kuruluşlar uzak duruyorlar? AKP'ye çok fazla da güvenmiyorlar. Şimdi anayasa konusunda bizim güvenimiz kalmadı. Neden kalmadı? Aradan 2 yıl, 3 yıl geçmesine rağmen anayasa konusunda net bir şey bize göre yok. Tam bu konuda ilgili, bu konuda ilgili de AKP hükümetine çok fazla güven olmadığından dolayı insanlar çok tedirgin ve dikkatli bir şekilde ne olacağını bize göre seyrediyorlar. Yani. Evet, emekçi kesimi olarak biz de yakından takip ediyoruz diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum ben Sayın Beko. Ben de teşekkür ederim. Bizi kırmayıp İstanbul stüdyomuzda yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. Efendim Türkiye'nin çok önemli işçi konfederasyonlarından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Kani Beko bugün haber merkezinde stüdyo konumuzdu. Hem siyasetin sıcak gündem başlıklarına ve özellikle de alanlara, ekonomiye birlikte bakmaya çalıştık. Bir kez daha teşekkür